Evet, herkese yepyeni bir güne selamünaleyküm, aleykümselam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün sizlere kendimden biraz bahsedeceğim. Yani tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünü nasıl okudum, ne şekilde okudum. Çünkü biliyorsunuz ben daha önce sosyal bilgi öğretmenliğine gidiyordum. Öğretmenliği bırakıp bu bölüme geçtim. O süreci anlatacağım. Çünkü bunun hakkında bir soru almıştım böyle. Hazır dedim. Elimdeymişken ona bir açıklık yapayım, böyle açıklayıcı bir video olsun. Şimdi arkadaşlar ben 2016 yani 2015-2016 eğitim öğretim yılında ben 12. sınıf son sınıftaydım. Biz 2016'da sınava girdik. YGS sınavına girdik. Hepinizin de hatırlayacağı gibi 15 Temmuz darbe girişimi olduğu yıl. Sınava girdik. O zamanki ismi YGS sınavına girdik. Tabii ben YGS sınavında okulun gelmiş geçmiş en yüksek puanını aldım. LYS sınavına da gittik. Şu anki AYT TYT işte şeklinde. LYS sınavına da girdim. Ondan sonra tercih verdik. Tercihlerimiz gelmeden 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Ondan sonra tercihlerim geldiğinde tercihlerimin kısacası veterinerlik vermiştim, hemşirelik vermiştim, PDR vermiştim, sosyal bilgi öğretmenliği vermiştim, bir tane tek vermiştim. O da çıktı zaten bana. Neyse tercihler belli olduktan sonra bana Erzurum diyorum. Trabzon. Affedersiniz. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi 15. tercihim olan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği gelmişti. Ben de yani 2016 16 Eylül 2016 yılında Iğdır'dan Trabzon'a gitmek için ve bu bölümü okumak için gittim. Şimdi ben 2016 YGS sınavında, üniversite sınavında yerleştim. Yani yerleştiğim 4-5 öğrenci vardı. O 4-5 öğrencilerin bir tanesi de bendim. Geri kalan arkadaşlarım tekrar hazırlandığı için dershanelere ya da kendi evinde hazırlandığı için ben de bir nevi onları yalnız bırakmamak için 2017 üniversite sınavına kaydımı yaptım. Şimdi sosyal bilgi öğretmenliği hakkında biraz bilgi vereceğim. Bir sosyal bilgi öğretmenliği hepinizin bildiği gibi yani önü çok çok kapalı, neredeyse yani çok az yani kişi alan bir bölüm. O da mezun olan arkadaşlarımız çoğusu işte ya polis ya işte uzmanlığa ya da güvenlikçi ya da ne bileyim o tür yönlere gidebiliyor. Çünkü önü kapalı bir bölüm, çok az sayıda alan bir bölüm. Halen daha oradaki arkadaşlar mesela yani gerçek manada milli eğitimde atanmış değiller. Çoğusu işte polise gitti, uzmanda giden var, ücretli öğretmenlik yapan var. Neyse. 2017'de ben tekrar sınava girdim. Öylesine girdim. Yani arkadaşlarımı yalnız bırakmamak için. Bir nevi artık kaderime teslim olmuştum. Ben kendimi öğretmen, kendimi sosyal bilgi öğretmenliği olarak tarif ediyorum, sınıflandırıyordum. 2017 YGS sınavına girdim, üniversite sınavına yani girdim. Öylesine girdim, çalışmalarına girdim. Rahattım da. Ondan sonra sonuçlar ve açıklandığında yanlış hatırlamıyorum 290 kaç küsur bir puanım vardı işte. Yani YGS 5 yani tıbbi sekretere girdim puan. YGS 5 o zamanki durum. Neyse sonuç yani tercih vereyim başka bir bölüm okuyayım bir düşüncem kesinlikle yok tabii. Ondan sonra tercihler başladı. Tercihler son bir gün kalmış. Bir tane arkadaşımla konuşurken tercihlerden bahsettik. Ben de dedim ki la dedim ben de sınava girmişim dedim puanlarım var. Dedim ben de bir tercih vereyim böyle. 4 yıla kaydım olduğu için 4 yıllıkları veremiyordum. Bütün Trabzon'daki bütün 2 yıllıkları verdim. Önüme gelen bütün 2 yıllıkları verdim. Git zaman gel zaman tercih sonuçları geldi. Hemen baktım. İkinci tercihim olan tıbbi doküman Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazanmışım. Bunu ben görünce direkt rehberlik hocamı aradım. Dedim ki işte bana bu bölüm geldi. Yani böyle bir ihtimal olabilir mi? Yani çünkü üniversite kaydım var. Yani ikinci bir üniversite kaydım olabilir mi diye. Rehberlik hocamız da dedi ki işte 4 yıllık lisans bir bölüme kaydın olduğu için ön lisans bir bölüme de kaydın oluşabiliyor ve sen ikisini aynı anda beraber okuyabilirsin. Tabii harcını ödeyerek. Konu harç olunca böyle yani ücret olunca ben biraz ikinci plana attım.
Neyse 2017 eğitim öğretim yani 2017-2018 eğitim öğretimi başladığında yine öğretmenlik sosyal bilgi öğretmeni de ikinci sınıfım öğrencilik hayatıma devam ediyorum böyle. Ondan sonra bir ara merak ettim. Acaba dedim bu bölüme ne oldu? Bir bakayım mı, bir gitmeyeyim mi? Ha bugün hayır, ha bugün ha yarın. Bir defa bir gün çıkıp gittim. Gittim bölümü buldum. Binasına, fakültesine gittim. Hocaları yani o gün ders yoktu. Hocalarını buldum. Numaramı aldı. Dedi sınıf grubuna yani WhatsApp grubuna ekleyeceğiz. Beni WhatsApp grubuna ekledi. Yani ders programının şeyini öğrendim. Diğer gün derse geldim. Yani dedim bir bakayım öğrencisine, bölümüne, şeyine merakımdan dolayı bir farklı bir fantazi olsun diye aslında kısaca söyleyeyim. Neyse bir saniye. Neyse diğer gün derse geldim baktım yani açık gönlü düz bir şekilde baktım çoğusu bayan arkadaş. Yani böyle tam aradım ortam yani aradım ortam diyebilirim hani öğrencilerinden okulundan yani küçük bir fakülteydi. Öğrencileri çok yani çoğusu biz 10 tane erkekti geri kalan hepsi bayan arkadaşlarımız. Yani hanım hanımcıklar ne bileyim orada çok hoşuma gitti. Kendimi oraya bir duygu olarak hissettim yani. Bana çok sıcak geldi. Yani böyle gözlerim açıldı. Ama listede ismim yok. Yani müfredatta ismim yok yani. No, yok yoklama sisteminde ismim yok. Nedeni de işte hoca değil öğrenci işlerine git. Öğrenci işlerine gittim. Meğer ben harcı ödemediğim için öğrencilik durumum pasif hale düşmüş. Ne yapalım ne edelim üzerine o gün çok uğraştım. Öğrenci işlerinden işte kısa bir süreliğine şeyini açtırdım. O zaman harcımız 95 liraydı. 95 lira harcını yatırdım. Ve öğrencilik durumumu aktif hale getirdi. Şimdi o bölüme başladım. Yine de oraya gitmem neden işte oranın ortamı. Oranın güzelliği işte o bayan arkadaşlar. Güzeldi yani. Hoşuma gidiyordu. Hanım hanımcıklardı. Tam aradım ortam yani. Lisedeki ortamım gibiydi. Hoşuma gitti. Tabii erkek arkadaşlar az olduğumuz için birbirimize samimiyiz böyle. Oturuyoruz, çay içiyoruz falan filan. Güzel muhabbetler de oluyor. Seviyorum, hoşuma gidiyor. Tabii aynı zamanda öğretmeni de devam ediyorum. İkisini aynı anda götürmeye karar verdim. Bir müddet götürdüm. İşte birinci dönemi bitirdik, ikinci döneme geldik. İkinci dönemde ben bir sıkıntı yaşadım böyle, bir durum yaşadım. O sıkıntımdan ötürü yani bir karar vermem gerekiyor. Ya öğretmenlik ya sağlık bölümü. Yani tıbbi sekreterlik olacaktı. Oldu bitti yani yaşandı bitti derken öğretmenliği olduğu gibi bıraktım. O yani zaten biraz dedim ya birkaç sıkıntı oluyor. Bir de yerleri farklı. Biri farklı başka fakültede, biri başka fakültede sıkıntı oluyordu. Git gelme ekonomik olarak çok zor durum, zorluk içerisinde. Gerçekten maddi manevi olarak sıkıntı çektim orada. Ondan sonra öğretmenliği direkt bıraktım. Sosyal bilgiler öğretmenliği bıraktım. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümüne devam ettim. Sağ olsun burada kulakları çınlasın. Kübra diye bir arkadaşımız vardı. Yani bu bölümü okumama, bitirmeme yani vesile olan kişilerin bir tanesi oldu. Çünkü ben üniversite gittikten sonra böyle artık okul dinlemiyorum. Hani mezun olayım da ne olursa olsun tarzındaydım. Sağ olsun arkadaş sayesinde mezun oldum, diplomamı aldım, KPSS'ye hazırlandım. Yani 2017-2018, 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünü kazandım. Bir okudum. 19 Temmuz 2019'da da mezun oldum. Ondan sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra işte KPSS sınavına hazırlandım. KPSS 25 Ekim değil mi? Tarih atladım işte. Ekim ayında 2020 Ekim ayında KPSS sınavına girdim. KPSS sınavında 70,5 net yaptım. 82 puan aldım. Birinci alım oldu. Bizden 327 mi kişi falan aldı. Ben ilk merkezi atamada yerleşemedim çünkü sıralamam zaten 3000'di. Ondan sonra dedim ki eğer üniversite hastaneleri yani çalışmak istediğim veya bana yakın olan üniversite hastaneleri alıma çıkarsa ben bunları değerlendireceğim ve Erzurum alıma çıktı. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne başvurdum. Sonuçları geldi. Ben 43. sıradaydım ve onlar da 20 kişi alıyordu. Ne hikmetse nasip oldu işte.
20. kişinin 20. olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne atandım. Başladım 1 Nisan 2021, yani doğum tarihimde de atanmış oldum. Yani kendi doğum tarihimle birlikte iş hayatımın da aynı zamanda başlangıç günüdür 1 Nisan 2021. Başladık Allah'ın izniyle. Ondan sonra yani neredeyse artık bahar gelsin, Nisan gelsin, 2 yılımız olacak. Bugün günlerden 18, evet 18 Ekim 2022, yani az bir zaman kaldı. Mutluyum, sevindim, iyi ki de yani sosyal bilgi öğretmenliği bıraktım, iyi ki de bu bölüme devam ettim, iyi ki de girdim. Yani ben bu plan programı çizmedim, yani Rabbimden bana verilen bir yoldu sanki. Yani böyle sınava girmem, tercih vermem, ondan sonra İçime merak girip de gidip o bölümüme bakmam, bitirmem, KPSS'ye girmem, burayı tercih vermem. Çok çok yani Allah'ın bir mükafat olarak görüyorum kendime. Öyle zaten. Rızkı veren Allah, belki biz mücadele ettik ama gerçek nimetin sahibi, gerçek emeğin sahibi, gerçek rızkın sahibi Rabbimiz olduğu için Rabbimiz de nasip etti. Çok şükür şu anda 24 yaşındayım. 1 Nisan 98 doğumluyum. Yani karşınızdaki kişiyim öyle. Çok şükür herhangi bir sağlık sorunumuz yoktur. Yani elimize geldiği kadar Rabbimize olan kulluğumuzu da yerine getiriyoruz. İnsani sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz. Hamdolsun. Allah'a hamdolsun. Allah'a şükretmek gerekir. Onun için diyorum ki bazen neyin nerede geleceğini hiç insan bilmiyor. Bunun için sabretmek gerekir, şükretmesi gerekir. Bazen bir kapı kapandığında biz zannediyoruz ki bütün kapılar kapanıyor. Ama oysa ki öyle değil. Bir kapı kapandı mı, yani daha güzel kapılar açılıyor. Ki benim hayatımda, ben mesela videolarımın çoğusuna dile getirirken bunları dile getiriyorum. Çünkü birebir yaşantılarımı, hissettiklerimi, tanık olduklarımı söylüyorum. Yani geri gelir sabredeceksin. Geri geri şükretmen gerekir. Hatayı kendinden bilmen gerekir. Yani bir konuyu enine boyuna bakman gerekir, araştırman gerekir. Ona göre. Ondan sonra zaten Allah nasip ediyor. Çünkü dünya bir imtihan dünyasıdır. Tabar, yani Mülk Suresinin ilk 3 ayetinde de belirttiği gibi. Yani imtihan, herkes imtihandan geçirilecek. Herkes imtihan edecek. Bir hıçkırık tutmuş, beni tutmuyor. Bırakmıyor kerede. Vallahi öyle yani. Umudunuzu kaybetmeyin ya. Çok güzel. Yani şu anda hamdolsun kendimi bir liseli bir genç gibi gösteriyorum. O lisedeki yıllarımı hatırlıyorum böyle. Yani o zaman işte gençtin, dinamiktin, enerjiliydin. Yani böyle için kıpır kıpırdı. Ama işte o zamanlar biraz zamanın yoktu. Biraz da maddi olarak işte sermayen yoktu, şey yoktu. Çok şu anda yani bunlar hepsi var böyle. Yani yaşımız da genç. Enerjimiz de var böyle. Kendimizi enerji hissediyoruz. Çok şükür maddi kaynaklarımız da sıkıntı yok. Yani hamdolsun. Yani elimize geldiği kadar önce Rabbimize, ondan sonra ailemize, ondan sonra memleketimize, sevenlerimize, sevdiklerimize layık bir kişi, layık bir biri olmaya gayret ediyoruz. Herkese yani bu kadar. Okan Güner'in tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik süreci bu kadar. 2 yıldır ben burada görev yapıyorum. Yaklaşık 2 yıl oluyor işte. Çok şükür. Yani bazı işlerin de yani tabii maddi yönü güzel. Ama her şey bazen de maddi değildir. Yani şu anda mesela ben bu hastanede çalışıyorum. Erzurum'da çalışıyorum mesela. Hani insanın huzuru, insanın çevresi, yani insan mutlu olması gerekir. Mutlu olmadım, onun da bir önemi, bir değeri kalmıyor. Onun için elimizden geldiği kadar biz de bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Biz de bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Dedik ya, hem önce Rabbimize, ondan sonra ailemize, ondan sonra vatanımıza, ondan sonra dünyaya, insanlığa güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İnsanlarımıza hizmet ediyoruz burada hani. Yani bizim mesleğimiz bu zaten. Sağlıktayız yani. Gelen hastalara yardımcı oluyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani hiç bilmediğimiz, tanımadığımız kişiler gelip bize dua ediyor. Yani bunlar çok çok güzel. Allah razı olsun diyor. Bu yeterli yani. Belki onların sırf bu duasından dolayı
Yani ahiretimiz kurtulur. Çok şükür elhamdülillah. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Güle güle kalın inşallah.